Osman Gazi ilçemizin Üftade Türbesi civarındaki düzenlemelerini biliyorsunuz. Burada geçen sene meydana gelen yağmurla meydana gelen toprak kaymasıyla bölgedeki binaların kamulaştırılması kararlaştırılmış ve kısmen de yıkılmıştı. Osman Gazi Belediyesi burada yeni bir meydan ve seyir terası çalışması başlatmıştı. Bir dostumuz önceki gün o bölgeden çektiği fotoğrafı elektronik postamıza gönderdi. Temiz Cadde Deki o yıkımlar sonrası tarihi sur kalıntıların arkasındaki toprakta hareketlenme göze çarpıyor. Bunu fotoğraftan bariz bir şekilde görebiliyorsunuz. Bir hatırlatma yapalım, o fotoğraf dünkü yağmurlardan önce çekilmişti. Şimdi durum belki daha vahim. Temiz cadde. Ninüftade sırtlarında üniversitelerinde desteğiyle seyir terası ve cephe çalışması projesi yapılacaktı. O çalışma sanırız uzadı. Yeni yağışlarla birlikte de Üftade Türbesiv camisi altındaki bölgede yeni heyelan tehlikesinin arttığı belirtiliyor. Kavaklı Mahallesi, N'deki bu tehlikenin ortadan kalkması için Tophane'den itibaren sur duvarlarının devamının yapımına bir an evvel başlanması gerekiyor. Aksi halde, yağışların bölgeyi komple riske atabileceği belirtiliyor. Bölge için proje hazırlayan ekibin ve Osman Gazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Nün çalışmalarını hızlandırmasında yarar var. Zira, Allah korusun, yeni bir heyelanla üst bölgedeki konutların altının boşalması da olası risklerden biri. Çarşıbaşı'nın hemen üstünde tarihi sokaklarında yer aldığı kale içinden Bursa'ya özel bir bakış terasının yer aldığı projenin bitirilmesini biz de dört gözle bekleyenlerdeniz. Burası çok ziyaretçi çeken bir bölge. Zira, bu proje ile birlikte turistler için tarihi hanlar bölgesi ve çarşılardan sonra kale içine de önemli bir rota oluşturulacaktır. İnanç turizminin önemli duraklarından biri olan Üftade Türbesi altındaki duvar elemanlarının yıkılmaması için tedbir alınmalı. Buram buram tarih kokan semtin yeni bir tehlike ile karşı karşıya kalmaması adına Osman Gazi Belediye'miz vakit kaybetmeden harekete geçmeli. Heyelan sonrası evlerini ve işyerlerini boşlatmak zorunda kalan bölge sakinlerine yeni bir toprak kayması travması yaşatılmamalı. Doğdukları toprakların çocuklarına vefa. Kente göç etmek zorunda kaldılar. Zira, doğup büyüdükleri topraklarda iş bulmaları, barınmaları mümkün değildi. İlin güneyindeki dağ ilçelerinden Bursa. Ya gelip dağ deradında bir STK kuran bölge insanı, içinden çıktıkları toprakların çocuklarını da unutmuyorlar. D.A. Yumuşak -G -D r. Emek Şubesi de öyle yapmış. Havaların iyiden iyiye soğuduğu şu günlerde Bursa. Daki hayırsever iş insanlarından topladıkları giysi ve ayakkabıları bölgedeki okullara götürüp, ihtiyaç sahibi çocuklara bizzat kendileri giydirmişler. Emek Şube Başkanı Ahmet Çam. Çalışkan bir yönetici. Buranın uzunca süredir başkanlığını yapıyor. Başkan Çam, çocuklar üşümesin, iyiliğiniz gönülleri ısıtsın sloganıyla dostlarımız ve derneğimizin katkılarıyla daha yöresi okullarındaki çocuklarımızın gönüllerini ısıtmaya devam ediyoruz. Katkı koyan dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Diyor. STK'lar temsil ettikleri kitlenin her türlü sorunu ile ilgilenmeli. Biz de örnek bir sosyal sorumluluk projesini imza atan D.A. Yumuşak G.D.E.R. İNEMEK Şubesi yöneticilerini ve üyelerini kutluyoruz. D.A. Yumuşak G.D.E.R. emek. Bursa'da etkin bir STK şubesi olarak dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İlçe aday adaylarının heyecanları azaldı mı? AK Parti bunu belki bir siyasi taktik olarak uzatıyor. Daha çok isimleri ve partiyi konuşturmayı, gündemde tutmayı düşünüyor olabilir. Fakat 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti'den ilçe başkanlıklarına aday adaylığı başvurusu yapanlarda bir heyecan azalması göze çarpıyor. Sürecin erken başlatılıp belediye başkan adaylarının ilanlarının sarkması heyecanın düşmesine neden olmuş olabilir. Konuştuğumuz kimi aday adayları bu işin artık bir an önce neticelenmesini bekliyorlar. Bir kısmı çalışmayı da bırakmış durumda sadece kimin açıklanacağına odaklanmışlar. AK Parti de sanki İstanbul'da ilk etap açıklamada olduğu gibi Bursa'nın ilçelerinde de pek bir değişime gitmeyeceği yönünde hava oluşmuş gibi. AK Parti'nin Bursa kulislerinde ilçelerde değişim beklentisinin boşa çıkacağı dillendiriliyor. Partinin bunu da kamuoyu yoklamaları ve elindeki tarama verileriyle isimleri netleştirdiği konuşuluyor. Diğer yandan AK Parti Dün Merinos'ta ilçe belediye başkan aday adayları ile buluşma toplantılarına da devam etti.